Ben bir hocamı aradım geçen sene Kurban Bayramı'nda. Her bayram ararım, duasını alırım, bayramını tebrik ederim. Baktım telefonuna bakmıyor, oğlunu aradım. Dedim hocam telefona bakmıyor, ben ikinci günde oldu. Babam dedi telefonunu da kapattı dedi, kimseyle de bayramlaşmıyor dedi. Hasta mı dedim? Hayır dedi, Mina'da olay oldu ya dedi. Mina biziz, Mina bu evdir dedi dedi. Neşesi kaçtı dedi, tesbih çekiyor, istiğfar ediyor dedi, telefonu da kapattı dedi, biz de yanına girmiyoruz dedi. Allah Allah. Hocam çok duygulandım. Çok. Biz kurban kesiyorduk, o olayı duyduğumuzda babamın kurbanını kesiyorduk. Yani ben de şok geçirdim ama elim keser bıçak falan korkusuyla biraz böyle 5-10 dakika durdum. Hatta çay getirdiler, mola verdik, sonra devam ettik yine kurban kesmemize. Evet. Belki bu... Ama Mina acısını... Bu hocam i̇şte Allah İstanbul'da bereket yaşayan versin. Bir insan. Yok Trabzon'da yaşayan. Trabzon'da veya neyse. Yani İstanbul'da yaşayana telefon edemem hocam. Evet. O olmaz. İstanbul'dan İstanbul'a telefon olmaz. Evet. Onun gidip elli öpülmesi lazım. Yani bu hocam bir hassasiyet işte. Bunun evi müminlerin evi. Matem evet. Onun evine taşınmış. Arafat'ta dua yapılırken de demek ki kendini Arafat'ta hissediyordu. Hissediyor. Evet. Yani ümmetimin neşesi benim evimin neşesi. Acısı. Ümmetimin acısı benim evimin acısı. Şüphesiz evimizi karalara boyayalım da işte matem, o manada değil. Ama Allah dostu alim bir insan ümmetin acısından oturup secdeye kapanmış. Tesbihat çekmiş, Kur'an okuyup kendisini teselli etmiş. Yani üçüncü günde bir daha telefonunu açıp bayramlaşmış insanlarla. Bu Allah'ın azametinin, rahmetinin ve müjdelerinin, kitabı Kur'an'ın, peygamberinin esintisinin evimizde olup olmadığını gösteriyor.